İyi akşamlar sayın seyirciler. Derin Hafıza'ya hoş geldiniz. Bu akşam gündemle ilgili önemli konuları masaya yatıracağız. Ve Türkiye'nin çevresinde ve Türkiye'de yapılan terör saldırılarını ve bu saldırılar, Türkiye üzerinde oynanan oyunların geçmişten günümüze neler olduğu yönünde bu konuları masaya yatıracağız. Ama önce güncel konu başlıklarımızı her zaman olduğu gibi aktaralım. Türkiye ile İran arasında bir borsa işbirliğine gidiliyor. Hemen bu yeni bir gelişme. Bunu aktarmış olalım ilk etapta. Ankara'da yapılan terör saldırısından sonra Başbakan Davutoğlu yeni güvenlik planını yürürlüğe gireceğini açıkladı ve bu anlamda çok daha sert tedbirlerin alınacağı yönünde gelişmeler olacağı bekleniyor. Türkiye'nin angajman kuralları yeniden gözden geçirildi ve çok daha sert bir eğilime girildiği açıklaması yapıldı. Ve Rusya, Türkiye'yi Suriye'de provokatif eyleme girişmekle suçladı ve Türkiye'yi Amerika Birleşik Devletleri'ne şikayet etti. Kendisi sütten çıkmış, ak kaşıkmış gibi Suriye'de katliam yapıp kan döken bir Rusya, Türkiye'yi provokatif olmakla suçluyor. Bu anlamda Yavuz Hırsız ev sahibini suçluyor diyelim. Şimdi Suudi Arabistan, Suriye ile ilgili yeni gelişmeler var. Yine bunlar başlıklardan bir tanesi. Suudi Arabistan, Suriye'deki muhalefete ağır silahlar verileceğini, karadan havaya füzeler atılacak füzeleri takviye edeceği yönünde açıklama yaptı. Ve Türkiye'nin kara operasyonu gündemde. Türkiye kara operasyonu girişecek mi? Bunu da Cumhurbaşkanı baş danışmanı bu konuyu tartışıldığı, masada olduğu yönünde değerlendirmelerde bulundu. Ve son dakika gelişmelerinden bir tanesi de Suriye'de bir ateşkesin anlaşmaya yakın olduğu görüşü ortaya atıldı. Muhaliflerle, Özgür Suriye ordusuyla kanlı Esad rejimi arasında bir ateşkes olabileceği ihtimalleri olduğu yönünde bazı tahminler yapılıyor. Ve bunlar güncel konu başlıklarımızı ve konu başlıklarımızın da siz aktardığımız üzere bugünkü konumuz gündem. Bu konular olacak ve konularımız her zaman olduğu gibi konularımızla ilgili aslında daha önceki programlarımızda çok fazla konuların uzmanlarını değerlendirme ya da görüş belirtmek için konuk etmemiştik. Siyasi mesela geçmişte bir programımızda hatta bu yönde bazı şeyler de olmuştu bize yönelik. İşte bu konunun uzmanları tartışılmalı. Bu konuyu tartışmalı yönünde. Bazı telkinlerde bulunulmuştu. Biz de bugün gündemle ilgili konumuzun uzmanını davet ettik. Yani gündemimiz Türkiye, Orta Doğu, Avrupa, Kafkasya ve Türkiye'nin geçmişte hangi oyunlara muhatap bırakıldı? Şimdi hemen açıklayalım. Konuğumuz Recai Albay. Recai Albay bir eğitim uzmanı, aynı zamanda yazar. Kendisi tarihi çok daha iyi analiz etmiş bir kişi. Öncelikle kendisine hoş geldiniz diyoruz. Nasılsınız? Teşekkür ettim Halim Bey. Ben de iyi akşamlar diliyorum. Ekranları başlarında bizleri izleyen tüm arkadaşlarıma selamlarımı, hürmetlerimi, saygılarımı oradan iletiyorum. İnşallah bu akşamki konuşmalarımızda izleyicilerimize karamsar bir tablo değil de güzel, ümit verici müjdelerden bahsedeceğiz. İnşallah. Yani gerçi şu anki tablo, ortadaki tablo pek iç açıcı değil ama inşallah daha güzel günler Türkiye'yi bekler ihtimali düşüncesini kendimize kafamıza yani yerleştirelim. Şunu ekleyeyim. Şimdi meşhur bir söz var. Bir şey dibe vurmadan
Yani su durulmaz, düzelmez diye. Kış ne kadar şiddetli geçerse bahar o kadar güzel olur. Biz geçmişe baktığımız zaman bugün belki üzülebiliriz ama aslında asıl bahar bizi bekliyor. Bu hadiseler güzel bir baharın bence müjdeleyicisi ve hiç de seyircilerimiz, bilhassa bu ülkenin insanları hiç de karamsar olmasınlar. İnşallah çok yakın zamanda güneş bu toprakların üzerinde doğacak, güzel bir bahar bizi bekliyor. Ancak batılılar için de yani çok kötü, vahşi bir geçmiş onları bekliyor. Onu da buradan ifade etmiş olayım. Evet. İnşallah ülkemiz aydınlığa çıkacak. Bunu da sabit bir fikir edinelim. Evet. Hedefimizi bu yönde koyalım. Bütün bu karamsarlık ve gecenin en karanlık noktasının aydınlığa en yakın anı, noktası olduğunu düşünerekten güzel şeyleri hayal edelim. Peki, o zaman biz programımıza bugünün gündemiyle başlayalım. Şimdi bugüne nasıl gelindi? Yani süreç nasıl işledi? Bu günkü yaşanan olaylar bizlere hangi mesajları veriyor? Şu an Türkiye, Suriye'de gerçekten çok büyük bir ittifakla karşı karşıya. Şerif ittifakı diyebiliriz buna. Türkiye'nin karşı karşıya kaldığı bu ittifakın aslında ana kaynağı nedir? Bu duruma hangi süreçlerden geçerek ulaştık diyelim. Böyle başlayalım. Evet. Şimdi önce şunu ifade edeyim. Bence bunun iki sebebi var. Biri, iki asırdan beri sahte bir Batı medeniyetiyle yetiştirilmiş zihinler olarak Batı'yı farklı konumda değerlendiriyorduk. Hümanist, medeni, ilerici vesaire bütün bu güzel vasıflarla Batı'yı hep böyle gördük, böyle değerlendirdik, böyle bir algı oluştu. Bu hadiseler bu maskeyi yırttı. Birincisi bu. Bu çok önemli bence. Yani Batı'nın gerçek yüzü ortaya çıktı. Dün de böyleydi de. Ama maskeliydi, anlayamıyorduk. Bir algı operasyonu vardı. Evet. İkincisi, bir de şu ana kadar pek yansımayan ekranlara, medyaya, Batı'nın içten içe çöktüğü, çökmek üzere olduğu. Yani ne demek istiyorum? Batı toplumu, bilhassa Hristiyan Batı toplumu, rakamlara baktığımız zaman gittikçe nüfus eriyor. Yine Batı'da ikamet eden Müslümanların sayısı artıyor. Artı bu göçler vasıtasıyla, ki göçlerin %90'ı da Müslüman nüfus, göçler vasıtasıyla Batı hızla İslam'a doğru gidiyor. Bu ifadeler benim değil. Aynı zamanda Alman Göç Ofisi'nin hazırladığı bir rapordaki alıntılar. Dolayısıyla Batı için bu iki tehlike çanı çalmaya başladı. Ha, bizim için de inşallah bu perde yırtıldığı için, maske yırtıldığı için biz yani daha iç yüzüyle net bir şekilde Batı'yı görmüş olacağız. Müslüman coğrafyasının da uyanmasına vesile olacaktır diyorum. Yani şimdi özellikle bu Batı'nın Müslümanlaşması derken mesela bugün Suriye'den kaçan, daha doğrusu orada can korkusundan aydınlık yarınlar için memleketini, obağını, evini, barkını terk edip Türkiye'ye, buradan da Batı'ya gitmeye çalışan insanlara bu korku mu acaba buna Batı'ya bu korkuyu hissettiriyor mu? Mesela bunlar Türkiye'de 1 milyona yakın, belki daha fazla bir mülteci akın etti. Ama Türkiye'nin bunu kaldırması mümkün değil, Cumhurbaşkanı'nın açıklamaları. Kapıları açın, bu insanlar o tarafa gelmek zorundadır.
Yani bugün gelmese yarın mutlaka gelecek. Acaba bunu Batı bu şekilde düşüncesi var mı? Geçmişten gelen bir İslamlaşma, Müslümanlaşma korkusu mu yaşıyor? Evet. Şimdi ben bu sorunuza cevap vermeden önce Allah rahmet etsin Ali İzzet Begoviç'in çok güzel bir sözü var. Evet. Onu hemen burada aktarmak istiyorum. Ali İzzet Begoviç şöyle diyor. Bunu hiç unutma evlat. Batı hiçbir zaman uygar olmamıştır. Ve bugünkü refahının devamı sömürgeciliği, döktüğü kan, akıttığı gözyaşı, çektirdiği acı üzerine kuruludur. Batı herhalde yani kitaplar dolusu anlatmaya kalkışırsak şu ifade kadar ortaya koymuş olamayız. Çünkü dün de Batı vahşiydi, vahşet doluydu. Evet. Bugün de vahşidir, vahşet dolu. Dolayısıyla şimdi bu cümleyi ifade ettikten sonra sizin sorunuza gelelim. Demin sözlerime girerken bu benim ifadem değil dedim. Alman Göç Ofisi'nin bir raporu, raporundan alıntı. Rapor çok hakikaten yani hazin bir rapor. Gerçekten bizim açımızdan belki uyanışımıza vesile olabilecek bir rapor. Hemen başlığı şöyle. Bu bir çağrı hareketidir. Yani Haçlı dünyasına biz buradan çağrı yapıyoruz, sos veriyoruz, dikkat edin, gittikçe eriyoruz, yok olmaya doğru gidiyoruz. Birazdan vereceğim rakamlardan da anlaşılacağı üzere şu tarihe kadar Avrupa içinden Müslümanlaşacak. Diyelim ki 2026 yılında bir Belçika İslam Cumhuriyeti oluşacak. 2000 şu yılında Alman İslam Devleti oluşacak diye kendilerinin yaptığı bir çalışma. Bu bizimle alakası yok. Özellikle bunu ifade edeyim ki yani kendi kanaatimizi biz burada aktarmıyoruz. Yapılan bilimsel bir veriyi anlatmaya çalışıyorum. Veri şu kısaca. Yapılan bir araştırmada, Batı tarafından yine yapılan bir araştırmada bir kültürün 25 yıldan daha uzun bir süre devamını sağlayabilmesi için aile başına düşen doğurganlık oranının 2,11 olması gerekir. Hatırlayalım, Cumhurbaşkanımız ısrarla 3 diyordu. Evet. Evet, bir kültür ancak 2,11 oranında doğurganlığa ulaşmışsa kültürün kendisini devam ettirebilir. Şayet bu rakamın altına düşerse tarihsel olarak yavaş yavaş yok olmaya doğru gider. Eğer bu 1.8'in altına düşerse hızlanır. Yani 1.3'e indiği zaman ise artık kendisini diyor toparlaması imkansızdır. Bu rakamlar zannediyorum anlaşıldı. Yani şunu demek istiyor. Düşünün iki çift evlendiği zaman bir çocuğu olursa ebeveyn sayısının yarısı kadar çocuk olmuş olur. Eğer bu çocuklar da evlenirse büyük anne ve büyük baba sayısının 1/4 kadar çocuk olmuş olur. Neden Batı'nın nüfusunun erdiğinin rakamları buradan anlaşılıyor. Dolayısıyla bu doğurganlık oranına baktığımız zaman kısaca vermek istiyorum. Fransa'da 1,8, İngiltere'de 1,6, Yunanistan'da 1,3, Almanya'da 1,3, İtalya'da 1,2, İspanya'da 1,1. Yani kısaca tüm Avrupa Birliği topluluğunda 1,38'dir doğurganlık oranı. Bu da neyi gösteriyor? Bu da Avrupa'nın hızla yok olduğunu, yokluğa doğru gittiğini verilen demografik verilerle ortaya çıkıyor. Bunun bir başka ayağı da göç. Avrupa bir tarafta hızlı bir şekilde nüfusu erirken
hemen kendi içindeki Müslümanların nüfusu ise Ali Bey hızla artıyor. Örneğin Fransa'dan bir rakam vermem gerekirse, Fransa'da aile başına düşen çocuk sayısı 1,8 iken Müslümanların çocuk sayısı 8,1. 8,1. Siz bunun üzerine göçten gelen Müslüman nüfusu da ekleyin. Onun için Avrupa hızla, yani yokluğa doğru gittiğini görüyor bu rakamlarla. Yani Avrupa buradan tehlike çanları çalıyor. Evet. Yani Avrupa'nın nüfus oranında büyük bir erime olduğunu anlıyorum. Evet. Buradan, evet. Ya buna karşın Müslüman nüfusun da 8 kat arttığını. Bu anlamda Avrupa hızla Müslümanlaşmaya doğru gidiyor. Gidiyor. Evet. Gerek dışarıdan göçler Müslüman akımı, gerekse Avrupalının kendi yapısında oluşacak, yani İslamlaşma, Müslümanlaşma Avrupa'yı Müslümanlar mı işgal edecek? Yani onlar, öyle mi diyelim? Öyle diyelim. Onların verdiği rakam farklı, her ülke için farklı rakamlar olması hasebiyle ben ortalama bir rakam veriyorum. Yine evet. Orada geçen rakam, raporda geçen rakam. 2050 yılında Avrupa tamamen devletler halinde Müslümanlaşacak. Onların rakamı. 2050 yılında. Ha, bu kendi araştırmaların raporları. Sonuçları. Evet. Avrupalılar. Evet. Kendi raporları. Kendi o zaman bu İslam coğrafyalarında yapılan saldırılar, nüfus yok edilmesi, eritilmesinin ana gayesinde, arka planda bu mu yatıyor acaba? Yani kesinlikle bu yatıyor. Kesinlikle bu yatıyor. Zaten göç ofisinin hazırladığı bu raporu teyit eden Papa'nın da daha önce Avrupa'da bazı gazetelere verdiği röportajlar var. Papa da bu röportajlarında üç büyük tehlikeden bahsediyor. Birincisi, bahsettiğim gibi hızla Avrupa nüfusu, yani Hristiyan nüfus bilhassa, evet, hızla azalıyor. Yani bugün düşünün ki elimizde rakamlar var. Yani kiliseye devam eden Avrupalıların, ki bunların da çoğu da 80 yaş ve üzeri, verilerdeki rakamlara baktığımız zaman %3 ile %5 arası. Bakın, kendi tuttukları rakamlar. Kilise düzeni takip edenler. Kiliselerin büyük bir kısmı tamamen kapatılmış ve bunlar bir kısmı da camiye çevrilmiş, satılmış. Bizim dernekler tarafından satın alınarak camiye çevrilmiştir. Geçenlerde ben Fransa'da şu anda ikamet eden bir arkadaşım var, onunla görüştüm. Bana müjdeyi verdi, dedi ki daha önce gittiğim, gördüğüm bir kiliseydi. Hatta o kilisenin rahibiyle de ayın sonrasında konuşmuştum. Yani aramızda da güzel konuşmalar falan geçti. O kilisenin kapandığını ve şu anda bizimle temas halinde olduklarını, yakın zamanda inşallah bize satacaklarını, yani hemen hemen anlaşmak üzereyiz ve orada orayı camiye çevireceğimizi bana geçenlerde ifade Peki, etti. Peki bunların kendi memleketlerinde ibadetleri yok sayılacak gibi bir şey. Haftada bir defa kiliseye gidip ayin yapmaları ve bunun neticesinde bu haftada bir bu ibadetlerini bile artık daha yapamadıkları, cemaat eksikliğinden dolayı, bugünkü bizim tabirimizden bahsedelim, o kiliselerin kapatıldığı ve satılması, camiye çevrilmesine bugün müsaade eden bir Avrupalı. Peki bizim ülkemizde yıkık dökük, virane olmuş, kullanılmayacak bazı eski yapıları camiye çevrilmesi ya da bizim kendi amacımızla kullanılması girişimlerimize kıyameti koparıyorlar. Yani buradaki çelişki nedir sizce? Yani Avrupa'da bunu kendi elleriyle yapıyorlar ama bizim buradaki bir tarihi kilise kalıntıları için kıyamet koparıyorlar. Şimdi tabii semboller dışarıda önemli. Yani
bilhassa. Mesela ben siz bunu söyleyince Alim Bey aklıma bir şey geldi. 1984 yılında Avusturya'da Hristiyanlar Birliği konsülü toplanıyor. Hristiyanlar Birliği konsülü toplanıyor. O Çalıştay'da alınan kararlar daha sonra bir kitapçık halinde basılıyor. Ve bu kitapçığın dünya geneline dağıtılması için de yeniden bir oylama yapılıyor. Yani biz bunu dünya basınına, dünya kamuoyuna deklare edelim mi etmeyelim diye. Orada üç din adamı, kilise adamı karşı çıkıyor. Biri Türkiye, biri Suriye, biri de Mısır. İfadeler de şu, yani biz bu Çalıştay'ı, bu kararı yayınlarsak başta bizim ülkeler olmak üzere yeryüzünde Hristiyan kalmaz. Neydi orada alınan kararlar? Birincisi ve her üç karar çok önemli. Birincisi şu, Müslümanların Allah'ı ile Hristiyanların Tanrısı birdir. Bir Hristiyan Müslümanların Allah'ına inanmakla dinden çıkmış olmaz. Önemli kararlardan biri bu. İkincisi, Müslümanların kitabı, kutsal kitabı Kur'an-ı Kerim ile Kütüb-ü Semaviye dediğimiz İncil, Tevrat, önceki kitaplar aynı kaynaktan gelme. Dolayısıyla bir Hristiyanın Kur'an'ı kabul etmesi Hristiyanlık akidesi açısından günah sayılmaz. Ettiği ki. Üçüncüsü, Müslümanların peygamberi Hazreti Muhammed de aleyhissalatü vesselam diğer 124 bin peygamber gibi peygamberlik silsilesinin bir halkasıdır. Bir halkasıdır. Aynı kaynaktan aynı şeyleri getirmiştir. Dolayısıyla bir Hristiyanın Hazreti Muhammed'i kabul etmesiyle kendi dinine göre bir günah işlemiş sayılmaz. Bu üç ana kuralı 1984'te Viyana'daki Kiliseler Birliği'nde alınan bu karar, daha sonra belli yazarlar tarafından Hollanda Rotterdam Üniversitesi Rektörü Profesör Ahmet Bey tarafından bizzati ben şahsen ilk ağızdan dinlemiştim. Çünkü onun bir arkadaşı da o toplantıda imiş. İlk ağızdan dinledim. Aynen Ahmet Akgündüz. Ahmet Akgündüz. Evet. İstanbul'da bizzati dinlemiştim. Aynı bu üç karar orada alınıyor. Bahsettiğim ülkelerin üst düzey din adamları sadece yayılmasına, yani deklare edilmesine şerh koydukları için bu dünya kamuoyuna açıklanmadı. Buradan neyi anlıyoruz? Buradan şunu anlıyoruz. Bir defa, yani Hristiyanlık, bahsettiğimiz, demin rakamlarda da ifade ettiğimiz gibi, kendi gençliğini bile tatmin edemeyecek bir konuma düşmüştür. Gençlik ortada görüyoruz, sarhoş, ayyaş. Doğurganlık oranı bundan dolayı düşmüştür. Hatta sos veriyor ve kendi ifadeleri, bazı ülkelerin başbakanları, dışişleri bakanı, aman çocuk doğurun da, affedersiniz, nasıl olursa olsun, yeter ki çocuk doğurun. Çünkü kısa süre içerisinde, kısa zaman içerisinde Avrupa Müslümanlaşacak. Bizi bu dertten, bu zilletten bir an önce kurtarın diye kendi ifadeleri. Dolayısıyla Avrupa bilimsel verilere göre çok hızlı bir şekilde erimeye doğru gidiyor. Hızlı bir şekilde erimeye gidiyor. Rakamlarda zaten onu gösteriyor. Mesela kiliselerin en yoğun olduğu, Avrupa'da en yoğun olduğu bölge Güney Fransa. Bugün Güney Fransa'da kiliseden çok camiler var. Kiliseden çok camiler var. Yaklaşık her gün dünya genelinde 23 bin insan Müslüman oluyor. Şimdi yani, Avrupa'nın bu bize bir şeyler hatırlatıyor. Evet. Onu demek istiyorum. Burada siyasilerin bir kısmı, tabii
Avrupa tek Avrupa değil, biliyorsunuz, malumunuz. Bizde de tek düzey bir ses olmadığı gibi onlarda da öyle. İşte bunlar siyasete hakim olan zihniyet ısrarla belli çevreleri zinde tutmaya çalışıyor. Yani tepki göstermeye çalışıyor. Zaten bu verilen raporun, hazırlanan raporun ana özelliği de bu. Yani uyanın, biz yok olmaya doğru gidiyoruz. Raporun ana amacı da o zaten. Peki yani Batı'daki bu hızla Müslümanlaşma, nüfusun yani onların hedefledikleri belli bir tarihe, yıla göre Avrupa'nın topyekün Müslüman hükümranlığına girme korkusu, bugünkü gerçek Müslüman coğrafyasındaki kaosun ana sebeplerinden bir tanesi. Yani bugün yeni bir şey değil. Geçmişte 92 miydi Körfez Savaşı? Evet. Da bu yönde bir şey izlendi, politika izlendi. Amaç orada barış ya da huzur getirmek yerine işgal ve bu barış huzur adı altındaki operasyonla Müslümanların nüfusunun eritilmesiydi. Ve nitekim şu anda yapılan bu. Ama yani burada asıl şu anki bugünkü şeye bakarsak Rusya'da Suriye ana konu, ana sebep Suriye değil. Yani bunu bir defa bu bir bahane. Anlayalım. Yani evet. Buradaki Esed ana sebep değil. Evet. Esed'in burada vatandaşlarını katletme, bilmem şu bu vesaire bir işte huzursuzluk ortamına barış getirme meselesi değil. Buradaki ana sebep Rusya, İran dahil buna. Bak, Müslüman ülke olarak biliyoruz İran'ı. İran dahil ve yine diğer akbabaların çullandığı, ama İsrail'in burada çok sessiz ve derinden gittiğini de hatırlayalım. Akbabaların çullandığı Amerika, işte Rusya, İran, Fransa, Almanya Merkel, evet, bu konuda gerçekten çok plan ve şeyli çalışan bir ülke. Burada ben öyle inanıyorum ki ittifak Haçlı zihniyetinin bugün Suriye'den kolunun kanadının kırılarak ayrılacağını ben düşünüyorum. Yani istedikleri amaca ulaşamayacaklar. Burada bekledikleri bir Türkiye'yi görmediler. Çok daha farklı bir Türkiye karşılarına çıktı. Bugünkü yani hükümetin, devletin duruşu onları çok şaşırttı. Yani Rusya'yı özellikle çok şaşırttı. Rusya bugün Türkiye'den yani tırsıyor demeyelim de, evet, Rusya ile Türkiye'nin savaşa girmesi Rusya'nın intiharı anlamına geliyor. Zira Rusya Türkiye'nin arkasındaki NATO olduğunu düşünerek hem korkuyor hem de artık kendi güven kaybını yaşamak durumunda şu an. Rusya'nın buradaki parçalanmasındaki en büyük şeylerden bir tanesi de zaten geçmişte bu güven kaybının yol açtı şeydir, bu Doğu blokunun dağılması. Şimdi şuraya geleceğim. Yani buradan yola çıkarak şuraya gelmek istiyorum. Şimdi konumuzu Avrupa'nın, Batı'nın Müslümanlaşması, hızla Müslüman'ın Avrupa'ya hakim olması. Aynı zamanda sadece Avrupa değil, Amerika'da da aynı sorun yaşıyor. Özellikle zenci diye tabir ettiğimiz siyah toplumun orada bir fırsat kolladığını biliyoruz. Malcolm X, evet, döneminde hareketle yola çıkılarak bir korku var Amerika'da da. Şimdi biz bugün 1 milyon civarında, belki daha fazlaki mülteciyi özellikle Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açacaksınız kapıları, bugün açmazsanız açmak zorunda kalacaksınız diye onlara çok önemli bir mesaj verdiği, bu bahsettiğimiz konumuzun ana can damarı olduğunu düşünüyorum. Şimdi şu an Türkiye'nin izlemesi gereken, bir uzman gözüyle izlemesi gereken bu mülteci akımından yola çıkarak izlemesi gereken politika nasıl olmalıdır? Şimdi Amerika dediniz, demin tabi verileri, rakamları pek fazla vermedik. Amerika'da da doğurganlık oranı 1,6.
Neydi kültürü yok eden rakam? 2,11'in altına düştü mü kültür erimeye, aynen buz parçası gibi düşünün. Sıcak evet. Bir yaz gününde bir buz parçasını düşün. Güneş vurdukça kendinden nasıl eriyorsa Amerika'da bu rakamlar Amerika'nın da gittikçe eridiğini ve yakın bir zamanda mesela 1970'te Amerika'da Müslüman nüfus 100 bin iken bugün yaklaşık 10 milyon civarında bir Müslüman nüfus var. Ve verilen rakam 20 yıl sonra Amerika'daki Müslüman rakam 50 milyonu aşacak. Yani gerçekten fevkalade detaylı hazırlanmış bir rapor. Önce onu bir söyleyeyim. Dolayısıyla bu sadece Avrupa için değil, Amerika'da dahil olmak üzere topyekün Hristiyan Haçlı zihniyetinin neslinin tükenmekte olduğunu bize verilerle kendilerinin yaptığı bir çalışma ortaya konmuştu. Peki bize döndüğümüz zaman onlarda tamam bu var. Peki Müslüman coğrafya niye bu kadar dağınık? Müslüman coğrafya niye bu kadar karışık? İşte aynı zihniyet elini ta kalbimizin içine kadar sokmuş ve bugüne kadar da zaten aslında ülkeyi biz idare ediyor gibi gözüküyor isek de, Müslüman coğrafya için söylüyorum. Evet. Sonuçta aslında otomatik pilota bağlanmıştı. Yani bir Batı medeniyetinin istediği tarzda bir yönetim vardı, bir sistem vardı. Adeta ben bunu şöyle söylüyorum. Adı Ahmet, Mehmet, Özkan her neyse fakat yaşantısı, hareket tarzı, olayları değerlendirme tarzı, bakış tarzı maalesef Hans, Jacques, Jeannette, Maria vesaire. Dolayısıyla bizi dünden beri, yani bütün İslam coğrafyası, biz derken İslam coğrafyası, dünden beri zaten iç dünyamıza hakim oldular. Dünden beri bu şekilde idare ediyorlardı. Fransız bir başbakanın ifadesi var, hiç unutma tarihte. Diyor ki, bu Osmanlılar için ne bunları güçlü tutalım tam ayağa kalksınlar, ne de bunu tamamen yatağa serelim, tamamen ondan sonra şeye düşsün, ölüm döşeğine düşsün. İkisi de bizim için tehlikelidir. Biraz güçlendirelim, ayağa kalktığı zaman hemen tökezletelim, tekrar tökezlesin, kalsın, tökezlesin, kalsın. Bu şekilde bir patinaja tutulmuş araç gibi yerinde saysın. Yani bu Batı'nın iç yüzü dün de böyleydi, bugün de böyle. Şimdi işin bir de şu yönüne bakalım. Yani tamam, senaryoda insanlar var. Bizler bir şeyler yapmaya çalışıyoruz. Peki bir Müslüman olarak hiç mi kaderin bunda hissesi yok? Yani yine İncil'in ifadesiyle Sezar'ın hakkı Sezar'a, Tanrı'nın hakkı Tanrı'ya diye İncil'de geçen bir ayet var. Şimdi burada da Allah'ın yani takdirini de bakın masanın üzerinde mutlaka görmemiz lazım. Bir ayet var. Onlar tuzak kurarlar ama en büyük tuzak kurucu Allah'tır. Siz akibete bakın, sonuca bakın. Akibete bakın, sonuca bakın. Mesela diyelim ki Musa peygamber bir kişiydi. Tek başına. Nerede yetişti? Bakın Firavun'un sarayında yetişti bir kişi. O kadar yani şiddetli tedbirlere rağmen, doğan bütün erkek çocukları öldürmelerine rağmen Allah murat edince bakın getiriyor, hem de göbekte yetiştiriyor. Yani sarayın içinde. Sarayın içinde yetiştirdi. Evet. Bu noktadan baktığımız zaman, kader noktasından baktığımız zaman ben şahsen bir Müslüman olarak şuna inanıyorum. Hiçbir zaman olaylar tamamen şer değildir. Tamamen yani kötü değildir. Tamamen bir musibet, hani eski ifadeyle musibeti mahza olamaz. Sırf musibet, sırf bela olamaz. Aynen şeytan gibi, şeytan için de diyebiliriz. Yani şeytanlar olmasa idi. Düşünelim, şeytanlar olmasaydı Hazreti Ebu Bekirler, Hazreti Ömerler, Aliler nasıl ortaya çıkacaktı?
Ebu Cehiller, Ebu Lehebler nasıl ayrılacaktı? Ha, bu olaylar nereye getirmek istiyorum? Şuraya getirmek istiyorum. Şimdi bu olaylar musibet gibi gözüküyorsa da, tokat gibi gözüküyorsa, bakın İslam coğrafyasında bir ilk yaşandı. Yani ben bunu büyük bir yani sevinçle ifade etmek istiyorum. İlk yaşandı İslam coğrafyasında neydi? 34 tane devlet akabinde 39'a çıktı. 39 Müslüman devlet bir araya geldi. Bir güç birliği, ordu birliği yaptı. Bu ne olabilir? Bakın bu yeni yeni ortaya atılmış. Yani veyahut da yeni yeni toprağa atılmış bir tohum gibi düşünelim. Alim Bey, kesinlikle iman ediyorum. Bakın bu fikir olgunlaşacak, güçlenecek ve Haçlı bu zihniyetin karşısına dimdik bunlar dikilecek. Böyle bir oluşuma vesile olması açısından bu hadiselerin böyle güzel bir yönü, hayır yönü olduğunu da ifade ediyorum. Nitekim başı da bizim ülkemiz Türkiye Cumhuriyeti çekiyor. Ben şahsen kendilerini de tebrik ediyorum. Gerçekten muazzam bir düşünce. Tek başımıza himenlik yapmaya hiç gerek yok. Yani böyle hamasi yutuklar atmaya gerek yok. Şurada şöyle bir nokta var. Mesela bugün Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Orta Doğu'daki, Afrika'daki birçok ülkeyle şu an bir koordine halinde, onlara liderlik yapma durumumuz şu an söz konusu. Öyle bir pozisyonumuz var. Onları derleyip toparlanmaya, tek bir ordu oluşturmaya, yani orada bir İslam ordusunu yeniden ayağa kaldırma girişimi var Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, Türkiye'nin. Evet. Bu çok güzel bir düşünce. Aslında geç kalınmış bir şey. Evet, geç kalınmış. Ama şimdi şu konu dikkat çekiyor tam da burada. Geçmişte Osmanlı'ya ihanet edenler. Evet. Bugün Türkiye'nin yanında olduklarını söyleyen ama geçmişte Osmanlı'ya ihanet edenler. Ekonomik anlamda çok güçlü olan ülkeler. Yani Arap zengin ülkelerinden bahsediyoruz. Bu ülkeler diyor ki biz Amerika ve Avrupa bankalarından paramızı alırsak rafinelerimizdeki karşılığını onların bankalarına yatırıyoruz. O bankalardan paralarımızı alırsak Avrupa çöker. Amerikan çöker. Bu yönde de bir tehditlerde bulunuyor. Evet. Ve aslında bu sevindirici bir olay. Şu anlamda sevindirici bir olay. Ama bunun bir de üzüntü verici bir yanı var. Bu kadar petrol sermayesi olan siz hem petrolünüzü satıyorsunuz, veriyorsunuz bu ülkelere, hem de aldığınız parayı yine o ülkelerin kasasında onların ekonomisine katkı olarak sunuyorsunuz. Yani kendi ağızlarıyla söyledikleri cümle bu. Bu paraları çekersek Avrupa ve Amerikan ekonomisi çöker, o ülkeler biter, biz de güçleniriz. Şimdi şunu soruyorum ben. Dün Osmanlı'ya ihanet eden bu ülkeler bugün bu sözde söyledikleri hareketi yapabilecekler mi? Bu çok önemli. Yani biz bunlara güvenip de yola çıktığımızı düşünürsek bu anlamda ne derece yolda, yani yola çıktıklarımızı, yolda bulduklarımızı, meselesi bu tarihi bir söz, yerine getirecekler. Şimdi onlarla birlikte yola çıkıyoruz ama yine bir satışa gelmeyelim. Yani ben çok da güvenemiyorum açıkçası. Yani şimdi ben şu noktadan bakıyorum olaya, daha doğrusu dolu tarafından bakıyorum. Yani bazen tokatlar, musibetler insanın gözünü açar. İnsanın gözünü açar. Daha hissilikten uzak, daha akıllı mantıklı davranmasına yol açar. Bugün bu felaketi bilhassa yani Orta Doğu'da, ki onun kalbi olan Suriye'de Müslümanların uğradığı bu felaket herhalde kahir ekseriyeti Müslüman olan Arapların da mutlaka gözünü açmıştır. Namus gitmiş. İşte içinde yaşıyoruz, görüyoruz. Şeref gitmiş, haysiyet gitmiş, insanlık bitmiş. Yani bütün moral değerlerimiz, bütün inanç değerlerimiz,
Yani bütün insani değerlerimiz, bırakın insani değerler dahil olmak üzere, bakın her şey payimal edildi. Ben burada bile onunla ilgili birçok yazılar okumuştum, kitaplar okumuştum. Söylemekten bile utandım, haya edeceğim, ar edeceğim. Öyle muamelelere Müslümanlar tabi oldu ki, ve bunu Araf coğrafyası fevkalade güzel biliyor. Nitekim benim tanıdığım bir arkadaşım var, Suriyeli, burada mühendis bir arkadaş. Dün akşam da beraberdik. Bu mevzuları biraz konuştuk. Ben programdan bahsetmiştim. Abi dedi, ne olur şunu özellikle ifade et. Yani bu felaket 100 yıldır uyumakta olan Arap dünyasının gözünü açmıştır. Türkler müsterih olsunlar. Müsterih olsunlar. Kesinlikle okumuş kesim, bilinçli kesim ve büyük bir kısmı da inançlı olan kesim kesinlikle bu felaketten kendilerine düşen hisseyi almışlar. Ve inşallah bundan sonra atacağı her adımda Türklerin yanında olacaklar. Türkler bizim iyi bir başımız, biz de onların gövdesi olacağız. İkimiz birlikte mükemmel bir insan oluşturacağız. Ya bu dün akşam bana söyleyen arkadaşım, Suriyeli Arap arkadaşım. Şimdi şurada bir parantez açmak gerekiyor. Tabii bunu derken gönül ister şeksiz şüphesiz inanması, inanmak ister. Acaba zora girdiği zaman, çünkü can tattır meselesi, zora girdiği zaman tali yola sapma gibi bir tehlike söz konusu olur mu? Zira ben şurada şu tespiti yapmak istiyorum. Şimdi durum bu tarafta durum böyleyken, yani Batı cephesinde diyelim, Orta Doğu cephesinde İsrail için ne kadar Kudüs kutsal ise Bağdat da, Şam da, Urfa da İsrail için kutsal. Bak, evet. Bu çok önemli. Şam, Urfa, Bağdat da İsrail için kutsal. Mısır da İsrail için kutsal. Şimdi burada çok uyuyan bir canavar var şu an, İsrail. Sessiz ve derinden gidiyor. Şimdi buradaki bu tehlikeli gelişme, yani bir noktaya kenetlenmekten ziyade İsrail'in eskiden beri olan bir düşüncesi, Siyon düşüncesi, Osmanlı'ya olan hıncı, Osmanlı'nın torunlarına kanını akıta akıta vermiyorsun toprağını ama ben burayı kanını akıtarak alacağım diye yemin ettiği bu Siyonist düşünce, Abdülhamit'in huzurundan kovduğu bu Yahudi, bugün o emellerine ulaşmış durumda ama ikinci emelleri Büyük İsrail biliyorsunuz. Evet, evet. Türkiye'nin güneydoğusu, doğusu bu şeyin içerisinde. Şimdi burada şu anki Orta Doğu'daki bu belirsizlik, kimi ne yaptığı anlamındaki belirsizlik İsrail'in işine yarayabilir mi? Şimdi ben şöyle söyleyeyim. Yani bence çok bir defa bu kadar karamsar bu dünyanın, bilhassa Müslüman dünyasının bu kadar karamsar olmasına hiç gerek yok. Niye? Çünkü tarihe baktığımız zaman, tarih şunu gösteriyor. İslam Katarı'nın şeyi, lokomotifi hep Türkler olmuştur. Yani evet. Bu açık, kesin ve net. Tarihi bir hakikat. Abdülhamit kendisini tahttan indiren perde arkasındaki nedenin de demin bahsettiğiniz gibi İsrail'in Kudüs'teki toprağı kendisinden istemesine ve onun da bunu reddedip onları kovmasına bağlıyor. O dönemden itibaren siyasi noktada Sultan Abdülhamit'le baş edemeyeceğini anlayan İsrail lobisi yaptıkları gizli bir toplantıda Sultan Abdülhamid'in kendi ideallerine, o bahsettiğiniz ideallerine ulaşmada kesinlikle yegane engel olduğunu,
tespit edip yapılacak olan şeyin, yani Bemal Abdülhamid Han'ın tahttan indirilmesi idi. İşte bildiğimiz manada 31 Mart vakası, inşallah bir belki zamanınız doğrusa 31 Mart'ı ayrıca işleriz. Yani bu olaylarla 31 Mart birbirine çok benzer olaylar. Bugün Türkiye'de cereyan eden olaylar. Evet. Arka yüzü. İşte 31 Mart vakası tertip edildi. 31 Mart vakasının, yani bu isyan, bir isyan tertip edildi. İsyanı bastırmak için tertip edenler Selanik'ten bir orduyu harekete geçirdiler. Çok enteresandır. Ordu kimlerden müteşekkil biliyor musunuz Salim Bey? Bulgarlar, Yunanlar, Museviler, Sırplar, Makedonyalılar. Bunlardan müteşekkil, gönüllü kesimden müteşekkil, gençlerden müteşekkil bir ordu. Bunlar silahlandırılıyor. Araya da düzenli bazı subaylar konuluyor ve bunlar harekete geçiriliyor. Yeşilköy'e kadar getiriyorlar. Yeşilköy'de 12-13 Nisan'da 31 Mart ayaklanması güya. Yeşilköy'e geliyorlar. Yeşilköy'de 25 Nisan'da, yani aradan 10 gün geçtikten sonra İstanbul kontrol altına alınıyor. Abdülhamid elinde hassa orduları, muhafızı orduları, çok 10 kat daha güçlü bir ordu olmasına rağmen sırf kardeş kanı akmasın diye, kardeş kanı akmasın diye, yani mukavemet emrini vermiyor. Karşı koyun emrini vermiyor. Bu düşünceden dolayı. O arada da bunlar hep bahsettiğiniz gibi hep iki yüzlü davranıyorlar. Toplanıp diyorlar ki, yani kamuoyuna, biz sultanı korumak için geldik. Tehlikededir diye. Amacımız bu. Fakat maalesef iki gün içerisinde, yani 25 Nisan'da İstanbul kontrol altına alınırken, o zamanki başkentimiz payitaht, 27 Nisan'da Sultan Abdülhamid tahttan indiriliyor. Tahttan indiriliyor 1909. Bakın Alim Bey, 4.820.000 kilometre kareye sahip olan ülke, Abdülhamid tahttan indirildikten 10 yıl içerisinde malumunuz bugünkü, yani 700 küsür bin kilometre kareye düşüyor. 700 küsür bin kilometre kareye düşüyor. Ortalıkta hokus pokus hiçbir şey kalmamış oluyor. Evet. Şimdi bunu iki gün sonra Abdülhamid'i indirenler çok enteresandır. Abdülhamid bunu Enver Paşa'ya aktarıyor. Çünkü itaatçıların başında o var. Diyor ki, oğlum Enver, beni tahttan indirdiniz. Nasıl indirdiniz biliyor musunuz? Müslümanların halifesi, o mukaddes koltuk makamın sahibini oradan kime indirdiniz? Bir Yahudi müsveddesine indirdiniz. Hakikaten Abdülhamid'i indirmeye giden dört kişilik heyetin dördü de gayrimüslim. Dördü de. Başlarında bahsettiğim gibi Selanik mebusu milletvekili Emanuel Karasu var. Yine Gürcü asıllı Koru Amiral Arif Hikmet Paşa var. Üçüncüsü Drac mebusu Arnavut Esat Toptani Paşa var. Ve dördüncüsü Ermeni Katoliği Senato azalarından İstanbul mebusu milletvekili Aram Efendi var. Dört kişilik heyet, dördü de gayrimüslim. Bir sultanı, İslam sultanını, halifesini tahttan indiriyorlar. Perdenin arkasında, bakın olayın 31 Mart vakasının hemen arkasında. İki gün içerisinde, işte dedim ya, 25 Mart'ta şeye sahip oluyor, Nisan'da pardon, İstanbul kontrol altına alınıyor. 27 Nisan'da, iki gün sonra hemen indiriyorlar. Abdülhamid bunu kime bağlıyor? Şuna bağlıyor. Enver'e. Burayı bağlayalım, bir araya gidelim. Evet. Şimdi Abdülhamid Enver'e diyor ki, bunlar daha önce bana şu Emanuel Karasu, yani rakamlar farklı olabilir, en az 10 defa farklı kişiler Sultan Abdülhamid'e gidiyorlar. Hakikaten reddedilmesi çok zor tekliflerde bulunuyorlar. Kudüs toprağı karşılığında. Nedir? Bakın bir düşünelim. Bugünkü şartları da göz önüne getirip bir düşünelim. Birincisi şu. Sultan Abdülhamid'e diyorlar ki, biz senin koltuğunu garanti ediyoruz. Bu bir. Garanti veriyorlar.
İkincisi, Osmanlı'nın bütün borçlarını üstleniyoruz. İki. Üçüncüsü, yetmiyor. Sizin tekrar hazinenizi sonuna kadar dolduruyoruz. Bu kadar zengin. Evet, dolduruyoruz. Ve dördüncüsü, bence bugünkü basına da bir işaret bu. Dünya basınında sen daima şey edileceksin, destekleneceksin. Yani dünya basını arkanda olacak. Dünya basını arkanda olacak. Bakın 1900'lü yıllarda söylenen dünya basını, o zaman bahsettiğim Yahudi kitlesinin elinde. Ha, bir şey daha söyleyeyim araya girmeden. Eğer gerçekten izleyicilerimiz, ekrandan bizi izleyenler, tarafsız bir şekilde bugünkü olayları, hadi belki bizi dinlerlerken, başkalarını dinlerlerken, hani kimi Fenerbahçe, Bursa Sporlu vesaire gibi belki öyle dinleyebilirler. Ancak ben şunu söylüyorum. Hitler'in Kavgam adlı kitabını okusunlar. O kitapta dünya basınının ta o tarihlerde nasıl Yahudilerin tekelinde olduğunu, onların aleyhinde tek kelime yazan, ki isimleri veriyor, dünyanın meşhur tanınmış gazetelerin isimlerini vererek, tek kelime yazanın nasıl kapı dışarı edildiğini, dünya ekonomisini nasıl kontrol altına aldıklarını, faizi nasıl tekelinde tuttuklarını. Şu an zaten evet, Yahudiler ve bir enteresan bir şey daha, dünyada fuhuşu besleyen kafanın da bu olduğunu biz söylemiyoruz. Buyurun, ben gösteriyorum. Kavgam kitabını okusunlar, kendileri karar versinler. Tabi bu o zamanlarda düşünülmüş. Peki burada Yahudilerin bu tür bir tutum içerisinde olduğu biliniyor. Hitler doğru bir şey mi yaptı? Yani şimdi ben çok kısa bir cevap araya gidelim. Ben işin o yönüne pek bakmıyorum. Olaya şunu bakıyorum. Yani her insanın yaptığı her hareket doğrudur veyahut da her hareket yanlıştır değil. Yani o noktadan bakıyorum. Hitler bu tespitinde %100 haklı. Zaten kendisi belgeler ileri sürerek söylüyor. Şurada bir nokta var, bir ayrıntı. Yani Hitler'in bu olayı, yani bahsini ettiği Hitler Yahudileri yaktı falan, bunun da doğru olmadığı söyleniyor. Bunun nasıl bir şey, yani neye inanacağını insan şu an çok şaşırmış durumda. Yeni bir tartışma. Yani ben ona şöyle hak veriyorum. Şimdi mantıken düşünün yani. Dünya basını. Bunun Yahudilerin kendi organizasyonu olduğundan bahsediyorum. Ha, onu diyeceğim. Şimdi dünya basını. Mantıken bir düşünelim. Dünya basını onların tek elinde olacak. Dünyaya onlar yön verecekler. Onların söyledikleri doğru olacak. Ve onlar neyi verdilerse beyinlerde o yer edecek. Öyle bir algı oluşacak. Böyle bir imkan sizin elinizde varsa, yani siz eski ifadeyle habbeyi kubbe yapmaz mısınız? Yapmaz mısınız? Yani şimdi bu tabii normal. Bu normal. Şimdi Hitler'i savunacak durumda değiliz. Değil. Zalim her zaman zalimdir. Evet. Zalim nereden gelirse gelsin zalimdir. Onun için bunlar tartışılan şeyler. Evet. Net bir şekilde belgelerden bahsedilemiyor. Yani bir organizasyondan bahsediliyor. Artık bunu da bilmiyorum, Osmanlı arşivlerinde saklı şeylere var mıdır? Bunlar da zaman gösterir. Yani bakacağız. Evet, yani bence bizim araştırmacıların da biraz bu yöne girmeleri lazım. Yani o kadar akademisyen. Ben burada Profesör Ahmet Akgündüz'ü takip ediyorum. Çok da kendisini takdir ediyorum. Kaynaklarına da güveniyorum. Şimdi hemen bir araya gidelim. Aradan sonra yine kaldığımız noktadan ben daha çok günümüzle, geçmişte bugününkü yaşanan olayları bir bağlantılı olarak zikretmek ve konumuzu masaya bu şekilde yatırmak istiyorum. Zira vatandaşımız daha iyi anlama adına. Evet, şimdi kısa bir ara, az sonra yeniden birlikteyiz.
Evet, Derin Hafıza'nın ikinci bölümündeyiz ve kaldığımız yerden devam ediyoruz. Gündeme ilişkin konuyu masaya yatırıyoruz. Türkiye, Orta Doğu ve Avrupa'nın hızla Müslümanlaşmasından bahsediyoruz. Programımızın ilk bölümünün hemen sonunda Türkiye'nin Osmanlı döneminde Osmanlı'ya yapılan ihanetler ve İsrail'in bölgedeki fonksiyonundan bahsetmiştik. Hemen şunu bir netleştirelim. Türkiye, daha doğrusu Haçlı Hristiyanla İslam Yahudiler arasında çıkacak bir savaşta, yani dinler arası bir savaşta ihtimal o düşünülürse, böyle dinler arası bir savaşın sonucunda Yahudilerin kesinlikle kaybedeceğini konuşuluyor. Yani dünya genelinde böyle bir imaj var. Onun için Yahudi, Hristiyan toplumuyla karşı karşıya gelmek hiçbir zaman istemez. Bu anlamda tapınakçıların derdi, bugünkü FETÖ diye adlandırılan paralel devlet yapılanması, işte BOP, PKK, DAEŞ ya da buna benzer PYD, Esad, Mossad gibi hepsi tümünün aynı kapıya çıktığı bir terör organizasyonu Yahudi'ye hizmet edecektir. Şimdi burada şunu anlatmaya anlayalım. Suriye'yi gözümüzde çok büyütüyoruz aslında. Yani aslında Suriye'yi gözümüzde biraz yaklaştırırsak, ya onun arkasındaki Suriye'yi kaybetmekten ziyade onun arkasındaki ormanı kaybederiz biz. Yani Suriye değil, asıl maksat da Suriye olmadığını düşünüyoruz. Yani Türkiye'nin oradaki mücadelesi sadece Suriye olmadığını düşünüyoruz. Türkiye ve Osmanlı. Zira Osmanlı'nın yeniden silkinmesinden korkan Haçlı düşüncesi bu tehlikeyi göz önünde bulundurduğu için Suriye'ye bu kadar önem veriyor. Şimdi buradan yola çıkarak Türkiye'nin bölgedeki otoritesi ve geçmişte Osmanlı'ya yapılan ihanetler çerçevesinde Orta Doğu, Arap Yarımadası ve Orta Doğu, Afrika dahil bu çerçevede Türkiye'nin gerçekte hedefleri biliniyor. Yani bunu dış güçler, Siyonist güçlerin tümü bildikleri için burada bilinçli olarak orada Arap Baharı esintisi başlatıldı. Bunun Türkiye'ye sıçratılması, bunu başaramadılar ve bu Suriye'de bu baharın estirilmesi, yani kan dökülmesi, onların adı deyişiyle bahar, kan dökülmesi sonucunda bunun Türkiye'ye sirayet edeceği amacıyla böyle bir girişimde bulundular. Ama şu an Türkiye'nin, ben öyle düşünüyorum ki Türkiye çok otoriter bir duruş sergiliyor ve istedikleri şey şu an gerçekleşemiyor. Haçlı'nın ve Yahudi'nin. Burada şimdi az önce programın ilk bölümünde de bahsetmiştik. Türkiye'nin nasıl bir politika izlemesi gerektiği yönünde. Şimdi biraz çok taze ve güncel konudan yola çıkarak, geçmişten yine aynı şekilde bağımızı kurarak olması gereken nereden bahsedelim isterseniz. Evet. Buyurun. Şimdi geçmişe baktığımız zaman şöyle bir gerçek, yani kör gözlere de çarpıyor. Olay şu. Bu coğrafyada üç büyük etnik yapılanma unsur var. Başta Türkler, sonra Araplar, sonra Kürtler. Bu her üç unsur İslam'la birlikte tarihte enderi görülmemiş bir şekilde bir ittifak, ittihat, dayanışma içerisine girdiler. Ve bunun karşılığında da rakamlar 25 milyon kilometreye kadar hükmedilen bir İslam coğrafyası ortaya çıktı. Hatta bunu en güzel şekilde ifade eden de Yavuz Sultan Selim'dir. Yavuz Sultan Selim bu idealini şöyle küçük bir beytle ifade etmiştir.
Diyor ki, ihtilafu teflika endişesi kuşe-i kabrimde hatta bir karar eyler beni. İttihatken adayı defa çaremiz, ittihat etmese millet dağdar eyler beni. Yani bugünkü ifadeyle Yavuz Sultan Selim diyor ki, ihtilaf ve tefrika endişesi, yani ihtilafa düşebiliriz, tefrikaya düşebiliriz, parçalanabiliriz. Bu endişe diyor, aklıma geldiği zaman içten beni paramparça ediyor. İttihat edip bir araya gelip düşmanın karşısında tek bilek, tek güç ortaya çıkmamız gerekirken, eğer biz birbirimize düşersek, ölsem kabir, kabirin içinde bile beni diyor paramparça eder bu düşünce, bu ifade. Yani hakikaten müthiş bir yani ifade tarzı. Buradan şunu anlıyoruz. Bu coğrafyada kader, bu bahsettiğim etnik gruba bir araya getirip et ve tırnak gibi kardeş yapıp İslam'ı savunma ve müdafaa etme görevini vermiştir. Tarih bu görevi vermiştir. Kader bu görevi vermiştir. Evet. Bu bizim elimizdeki bir şey değil bu. Tarih bu görevi vermiştir. Biz ne zaman aramızdaki ihtilafları bertaraf edip bir araya gelmişsek hep yükselmişiz. Biz ne zaman sen, ben ve Avrupa'nın bilhassa içimize attığı yani ırkçılık fikri peşinde koşturmuşsak o zaman tökezlemişiz ve hakikaten zillete de düşmüşüz. Sahip olduğumuz bütün toprakları kaybetmişiz. Bu hadiseler, bu musibet, bu bela bana göre tekrar bu üç büyük kardeşin silkinmesine kesinlikle yol açacaktır. Çünkü hiçbir şey şerri mahz değildir. Yani tamamen şer olamaz. Yani burada yaşayan insanlar bu tokattan, bu musibetten mutlaka dersini, hissesini mutlaka alacaklar. Ben nitekim yani aldıklarına da inanıyorum. Bakın Kudüs olaylarından sonra sık sık bilhassa Türk kamuoyuna, bilhassa Arap kamuoyuna yansıdığını da görüyoruz. Araplar nasıl hata ettiklerini, Türk ağabeylerine nasıl arkalarını döndüklerini ve karşılığında da bugünkü zillet tokatlarını yediklerini ısrarla bunu ifade ediyorlar. Ha, dolayısıyla biz musibet ve belaya kader noktasından, başta da söyledim, bakmak zorundayız. Musibet ve bela kesinlikle yani içinde çok güzellikleri de saklamış olabilir. Ben inanıyorum ki bakın yakın zamanda bu bahsettiğiniz ittihat manasında Müslüman devletlerin bir araya geleceğini, zamanla aralarındaki o ayrıntıların da halledileceğini ve güzel bir oluşumun, güçlü bir oluşumun oluşacağına kesinlikle ben ona inanıyorum. Evet. Peki şu konuyu biraz öne alalım diye düşünüyorum. Şimdi özellikle Türkiye'de bir Kürt sorunu diye ortaya atılan bir suni gündem oluştu. Kürt sorunu. Evet. Ve bu Kürt sorunundan yola çıkarak ortaya bir terör örgütü ürettiler. Aslında bu PKK'dan ziyade onun öncesinde bir Asala Ermeni, Asala terör örgütü vardı. Elçilerimizi katleden, sürekli dışarıda Türk elçilerimize suikastlar yapan, evet, Ermeni, bir Ermeni terör örgütü vardı. Bu Ermeni terör örgütünün bir şekilde bitti. Bunun hikayesine girmiyoruz. Akabinde hemen PKK ortaya çıktı. Şimdi bugünkü PKK'nın bir Kürt temsilcisi olduğunu öne sürüyorlar ama olmadığını, Ermeni terör örgütü Asala'nın devamı niteliğinde, çünkü Türkiye'ye hiçbir zaman nüfus edememişti Ermeni terör Asala, Türkiye içerisinde oluşturulan bir piyon örgütle bunun da halk desteğini Kürtlerin temsilcisi şeklinde halk desteğini edindirerek, yola çıkarak bugünkü boyutlara ulaştırdılar.
Tabii buna ne derler? Kürt kardeşlerimiz, Müslüman Kürt camiası, Kürt kardeşlerimiz de bir şekilde inandılar. Bizim temsilcimiz. Halbuki onların temsilcisi diye bir şey yok. Benim temsilcim kimse? Türkiye, Türk devleti, Kürtlerin temsilcisi de Türk devletiydi. Yani orada farklı bir düşünceyle yola çıkıldı. Şimdi burada Güneydoğu, Kuzey Irak ve Kuzey Suriye. Kuzey Suriye. Bizim güneyimizde kalan, yani bu bölgelerde bir Kürt devleti oluşumu içerisinde şu an girilmiş, bunun sonucunda da bu tür savaşlar ortaya çıkmış. Bugün Kobani meselesi ile ilgili. Şimdi Kürt sorunu bu PKK'la birlikte mi ortaya çıktı? Daha önceden var mıydı? Yoksa PKK sonrası mı ortaya çıktı? Yani bugünkü geldiğimiz noktaya bakarsak ortaya çıkan savaşların ana sebeplerden, yani bugün kaosun ana sebeplerinden bir tanesi de bu. Bu gösteriyor. Evet, şimdi tabii her şeyin bir perde arkası var mutlaka. Bugünkü olayların da tarihten gelen bazı tabii besleyen kaynaklar var. Örneğin Lozan Anlaşması'na o döneme gittiğimiz zaman zamanın basınında Kürt Şerif Paşa, Seyit Abdülkadir Paşa ve Ermeni delegesi Bogos Nubar Paşa, yani Ermeni, Kürt ve Arap Seyit. Üç paşanın anlaşıp kendi aralarında tarih 1918-20'li yıllar, çünkü evet, Lozan Anlaşması sırasında oluyor. Kendi aralarında o bölgede bahsettiğiniz gibi bir Doğu Anadolu'da daha ziyade Ermenistan, Güneydoğu Anadolu bölgesini kaplayacak şekilde bir Kürdistan güya devleti kurma üzerinde anlaştıklarını bir bildiriyle zamanın Sevr'deki işte delegelerine bunu kabul ettirmeye çalışıyorlar. Kabul ettirmeye çalışıyorlar. Bu tabi zamanın basınında bu olay yer alıyor. Zamanın basında yer alıyor. Osmanlı, o zaman Osmanlı meclisinde yine Kürt Ağrı Beyazıt, o zamanki adıyla mebusu Mehmet Şefik Bey o zaman meclisin kürsüsüne çıkıyor ve hakikaten bugünkü Kürt camiasına da her kelimesi inci gibi değerli olan bir nutuk irat ediyor. Perdenin tarihin arka yüzünü, tarihin arka yüzünü bize gösteriyor. 7 madde halinde. Süremiz biraz. O zaman ben hızlandırayım. Toparlarsa. Birincisi şu. Yani Kürtler Osmanlı'nın kuruluşundan itibaren iki kurucu unsur, iki kardeş, et ve tırnak gibi bunlar birleşmiş. Bunları birbirinden ayırmak mümkün değil diyor. Ha, bu geniş olarak izah ediyor ama ben kısaca arz ediyorum. İkincisi, İslam milliyeti bizi birleştirdi. Dolayısıyla İslam'da kavmiyetçilik, ırkçılık kesinlikle olamaz. Hazreti Peygamber diyor ki ben bunu ayağımın altına aldım ve kavmiyetçilik güden bizden değil. Kavmiyetçiliğe davet eden bizden değil. Kavmiyetçilik üzerine ölen de bizden değil. Şefik Paşa'nın ifadesi. Üçüncüsü, Şerif Paşa'ya dönüyor. Sen bu yetkiyi kimden aldın? Kendisi sayıyor. İşte ben şu bölgelerin temsilcisiyim. Dolayısıyla biz ayrı ayrı millet gibi de olsak yekpare bir vücuduz Türklerle. Dördüncüsü diyor, her Kürt sizin bu düşüncenizi lanetliyor. Çünkü biz de kavmiyetçilik olmadığı gibi Kürtler salabet derecesinde, bu ifade onun, salabet derecesinde Müslümandırlar. Akıllarından bile böyle bir şeyi geçiremezler. Yani bu bahsettiğim
ifadelerden sonra diyor ki biz saltanata da hilafete de bağlıyız. Sonuna kadar da onun savunucusu olacağız ve bu kuvveti bozmayacağız. Sadece Kürt Şerif Paşa bunu Şefik Paşa bunu söylemiyor. Zamanın tanınmış bütün şahsiyetleri. Mesela zamanında yine tanınmış İslam alimi Bediüzzaman Said Nursi Hazretleri'nin de bu manada 5-6 tane Sebil-i Reşat dahil olmak üzere Volkan'da çıkan bu şekilde ifadeleri var. Buradan şunu anlıyoruz. Bir sefer bu oyunun tarihi bir arka cephesi vardır. Evet. Onlar mütemadiyen bunu işlemişlerdir. Ancak bunun karşısında en büyük yegane güç İslam Birliği'dir. Yani ancak ne yazık ki biz de zamanla geçmişte yaptığımız yanlış bazı uygulamalarla belki düşmanın da ekmeğine bu manada yağ sürmüş olduk. Şimdi görüyorum ki Allah'a çok şükür hakikaten bugünkü devletimiz, hükümetimiz bu manada yani çok isabetli adımlar atıyorlar. Doğru kararlar veriyorlar ve arkasında bu doğru kararların arkasında da o bölgenin coğrafyasının tümü onun arkasında. Emin olun ben buraya gelmeden isim de vereyim Bingöl'le görüştüm. Orada oranın tanınmış bir şahsiyeti Hacı Behçet'le görüştüm. Aynen şu ifadeyi bana söyledi. Yani bu millet gözünü açtı. Bunların yaptığı her hareketin gayrimüslim ve Ermeni şeyine uygun olduğu, yönüne uygun olduğunu gördüler. Kesinlikle sonuna kadar bu coğrafya hükümetin peşinde, arkasında. Ancak şu da var ki, bu da bir gerçek. Yani şimdi oradaki insanların da nasıl bir şey üzerine, istim üzerinde hayatlarını idame ettiği de malumumuz ortada. Hükümet orada güvenliği sağladıkça, onlara da güven geldikçe, hani bu anlamda dündeki oyunlar nasıl bertaraf edildiyse bugün de bu oyun bertaraf edilecek. Ama yarın herhangi bir seçimde mesela şeye yine bir hayli bir destek çıkıyor yüzdelik oranda bakarsanız. Şimdi buna ben farklı bir cevap vermek isterim ama kısaca aslında çok geniş cevap vermek isterim. Birincisi şu, bakın Cumhurbaşkanımızın ifade ettiği gibi yani sadece siz yani güç noktasından bu hadiselerin önünü alamazsınız. Veyahut da ekonomik destekle de evet bir yere kadar götürebilirsiniz ama asıl o bölgeyi besleyen o insanların bir şekilde o süzgeçten geçtiği bir eğitim var bugüne kadar. Evet. Yani siz nasıl bir eğitim verdiğinizde karşılığını ne alıyorsunuz? Keşke zamanımız olsaydı. Bakın Mehmet Akif zamanında bile öyle bir eğitim veriliyor ki Mehmet Akif anlatıyor. Yani gittiğiniz her okulda bakın size İslamlığı, Müslümanlığı, kültürü, örfü, adeti, bizi biz yapan değerleri yani hiçbiri yok. Daha yeni yeni Hazreti Peygamber'in hayatı, işte Müslümanlıkla ilgili dersler, Osmanlıca vesaire bakın daha yeni yeni girdi. Yani şunu demek istiyorum. O gençler bir önceki eğitimin neticesi, mahsulü. Ama şimdikiler inşallah kısa bir süre sonra arzu ettiğimiz gerçek manada bizi biz yapan değerlere sahip çıkan bir gençlik yetiştirecek. Burada behemal hükümetin yapması gereken şey karşı tarafın bağırtılarına çağırtılarına zerre miskal kulak asmadan atılması gereken adımları atmaları lazım. Atılması gereken adımları atılması lazım. Yani bu çok önemli bir nokta. Hükümetin de o manada işte Osmanlıca dersinin konulması, din dersinin konulması, siyerin konulması vesaire bunlar güzel adımlar. İnşallah bunlar da beslenir. Tekrar insanlarımız Batı tarafından kendilerine öğretilen bilgilerle değil de kendi coğrafyasından bakın yetiştiği aldığı değerlerle insanlığa hizmet edecektir. Bir şey daha ben ilave etmek istiyorum Halim Bey. Bakın bu da kaderin yani bir hissesi. Dikkat ederseniz bütün peygamberler bu coğrafyada ortaya çıkmış. Ve bütün evet. Filozoflar batıda, Avrupa'da meydana çıkmış. Bu da gösteriyor ki
şu şark dünyasını, İslam dünyasını ayakta tutan dindir, diyanettir. Yani bizim örf ve adetlerdir. Bin yıldır kültürümüzdür. Yani bin yıldır biz bunlarla yoğrulduk. Ama batıyı da ayakta tutan filozofların felsefeleri olabilir. İşte biz ne yapacağız? Biz geçmişte yaptığımız hataya düşmeyeceğiz. Tanzimatla birlikte. Ne yapacağız? Batının fen, felsefe ve sanatını alacağız. Çünkü bu insanlığın ortak malıdır. İnsanlığın ortak malıdır. Onu alacağız. Ancak biz onu alıp kendi değerlerimizle karıştırıp beraber vermeliyiz. Yani biz vicdanımızı, aklımızı kendi değerlerimizle aydınlatırken, vicdanımızı, kalbimizi, aklımızı da fen bilimleriyle aydınlatmalıyız. İki taraflı. İki taraflı beslenen mükemmel bir insan. İki taraflı beslenen. Ve işte bugün hükümetin böyle bir eğitime yani ağırlık vermesi lazım. Ben yıllarını eğitime vermiş birisi olarak bunu söyleyebilirim ki bu yolda güzel çalışmalar var. İnşallah bunlar tekrar tahakkuk edecek. Tekrar tahakkuk edecek. Ve dün buradan nasıl dünyaya bir ışık yayıldıysa insanlık alemine yeniden yayılacak. Bir müjde daha vermek istiyorum ben şahsen. Mesela Hazreti Peygamber'in bir hadisi var. Diyor ki İsa inecek, şer'imle amel edecek, ümmetimden olacak. Bu çok meşhur bir yani hadis-i şerif. Bu noktadan baktığımız zaman bunu yorumlayan bir sürü alimler şunu demek istiyor. Yani Batı eninde sonunda Doğu'ya yani yanaşıp kendi böyle materyalist, maddeci, egocu böyle arzu ve isteklerinden sıyrılıp tekrar insanı insan yapan değerleri İslam'la bulacak ve İslam da burada tekrar inşallah diyor hakim olacak. Çünkü her şeyi araştıran Batı eninde sonunda buraya da ulaşacak. Ben ona da inanıyorum. Peki o zaman programımızı toparlayalım. Son sözünüzü alalım. Programımızı nihayetlendirelim. Ya ben şunu söylemek istiyorum. Bir sefer karamsar olmayacağız. Evet. Ümit var olacağız. Yani yiğit düştüğü yerden kalkar. Yani düşmanlar bizim hızımız olmalı. Bizim hızımız olmalı. Bizi tembellikten, ataletten bakın uyandırmalı. Bu olaylar olmasa idi. Bu olaylar olmasaydı bugün savunma sanayinde bu kadar muhteşem herhalde yani şeyler, buluşlar ortaya çıkmazdı. Evet. Değil mi? Silahlar ortaya çıkmazdı. Teknoloji ortaya çıkmazdı. Yerli malı. Bakın bu olaylar bizi oraya sürükledi. Bu olaylar bizi oraya sürükledi. Ha dolayısıyla bu manada inşallah tekrar belki 500 yıldır uyuyan bir İslam coğrafyası bu hadiselerle kendisine gelecek. Yeniden toparlanacak. Gücüne, eski gücüne, kuvvetine dayanacak. Tekrar insanlık alemine de gereken en güzel cevabı bence verecektir. Ben ona bütün kalbimle inanıyorum. Evet. Bütün kalbimle gerçekten inanıyorum. Peki Recai Albay eğitim uzmanı bu akşamki konuğumuz oldu. Sayın Recai Bey, kendisi aynı zamanda yazar. Programımıza önemli tespitlerde bulundu, katkılarda bulundu. Kendisine teşekkür ediyoruz. Sayın seyirciler, Orta Doğu sorunu, kanayan bir yara. Tabii bu sorun çözülse, temel sorun çözülecek mi? Önce bunu analiz etmek gerekiyor. Aslında temel sorun maalesef sadece Orta Doğu'yla alakalı değil. Orta Doğu çözüldüğü takdirde, çözülse bile bugün Çin, Avustralya, Amerika, bir Kafkas ötesinde Moğolistan ve buna benzer okyanus aralarındaki bu farklı bağlantılar. Tabii bunlar Türkiye'nin birçok noktada süper güç olmasına belki bir sebep olacaktır. Türkiye hızla süper güç olma yolunda emin adımlarla ilerliyor. Bu anlamda
süper güçler, bugün süper güç diye tabir edilen ülkeler Türkiye'nin bu büyümesinden büyük bir endişe ve rahatsızlık duyuyor. Şimdi günümüzle ilgili AK Parti'nin iktidarda olmasının hasebiyle ortaya koyduğu direnç, güç, kudret birçok alanda bu güçleri rahatsız etmiş durumda. Ve buna bağlı olarak da bir paralel örgüt üreterek Türkiye'yi alttan sarsarak ele geçirmek de amaç. Ve bunu başaramayınca da çok farklı mecralarda, farklı alanlarda değişik girişimlerde bulunulmaya çalışılıyor. Ve Cumhurbaşkanı Erdoğan kendi uzmanlarına da danışarak bu cesaretli ve dirayetli Osmanlı duruşunu tüm dünyaya haykırdı. Sizin planınız varsa Türkiye'nin de farklı bir planı vardır şeklinde. Ve Türkiye daha önceki yönetimler olsaydı bu süreçte belki de çok daha farklı bir durumda kalacaktı. Mağdur bir ülke haline gelecektik ama bugün Türkiye güvenilir ülke konumunda, Arap ülkeleri nezdinde güvenilir sigorta durumundayız. İnşallah bu şekilde olmaya devam edeceğiz. Erdoğan'ın açıklamalarına karşı çıkan batılı ülkeler, yani hangi açıklamaları? Suriye'nin güneyinde bir güvenlik bölge açıklamalarına karşı çıkan batılı ülkeler, az önce baktığım son dakika haberiyle Erdoğan'ın açıklamalarına gelmiş bulunuyorlar. Son dakika gelişmesi, Almanya Başbakanı Merkel, Erdoğan'a hak veriyoruz, Suriye'nin güneyinde bir güvenlik bölge oluşturulması gerektiğine ve bunun derhal hazırlığı yapılması konusunda desteklerinin tam olacağını açıkladı. Ve bu da tabii Erdoğan'ın haklılığını bir kez daha ortaya koymuştur. Bu hasebiyle bu şeyden yola çıkarak inşallah önümüz aydınlık olacağı düşüncesiyle bu akşamki programımızı böylece sonuna geldik. Programımızı bütün dünyanın barış, huzur ve aydınlık getirmesini temenni ederek sizlere de iyi akşamlar diliyoruz. Bir sonraki programda buluşmak dileğiyle.